Çok fazla da miting yapmıyor. Ve gidelim bir cenaze törenine gideceğiz. Önemli bir isimdi. Aslında siyasette Sinan Ateş önemli bir isimdi. Ülke Ocakları eski genel başkanıydı kendisi. Ve bir yıl önce, aşağı yukarı 14 ay önce siyasi bir suikaste kurban gitti. Ve hala da iddianame yok ortada. Kahrından babası hayatını kaybetti. Cenazesi vardı bugün. Cenazede çok ilginçtir. Meral Akşener cenazede yoktu. Sadece çelenki vardı. Bu katillerin hesabı sorulmadan bak babam girdi toprağın altına. Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş, evlat acısına dayanamadı. 64 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ne zaman bitecek? İddianamesi ortada yok kardeşimin daha. Aynı acıyı daha kaç kişi yaşayacak, daha neler olması gerekiyor? Cenazeye İyi Parti, CHP ve Zafer Partisi'nden çok sayıda isim katıldı. İyi Parti lideri Meral Akşener sadece çelenk gönderdi. Musa Ateş'in cenazesi oğlu Sinan Ateş'in kabrinin yanında defnedildi. Ateş'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bugüne dek 22 kişi tutuklandı. İddianame hazırlanacakken dosyanın savcısı izin aldı. Dosyaya yeni savcı atandı. Soruşturma sürüyor. Sadece evlat acısına dayanamadığına öldü. Verdi kendini. Bıraktı kendini. Sadece oğluma dayanamadığına. Devamlı savcı değiştiriyorlar. Gerçekten devamlı savcı değiştiriliyor ve iddianame olabilir mi böyle bir şey ya? 14 ay geçmiş. Hala siz iddianamesini bile hazırlamamışsınız. Ondan sonra yargı paketi çıkartıyorsunuz. Övünüyorsunuz onunla. Diyorsunuz ki 8. yargı paketini çıkartın. Ne yapayım ben yargı paketini? Geç gelen adalet adalet değil ki. Aradan 14 ay geçmiş. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 15 ay geçmiş ya. 15 ayda bir iddianame nasıl yazılamaz, nasıl soruşturması bitemez, nasıl sorumlular yargı önüne çıkamaz? Var bunda bir iş. Yani siyaset bunun çıkmasını istemiyor. Başta da MHP çıkmasını istemiyor. Sorunun cevabı aslında bu kadar da net. Bana kimse demesin. Yani 8. yargı paketini çıkardık, şöyle demokratız, böyle demokrasi var ülkede. Kimse demesin ya. Bak orada adalete ulaşmaya çalışan, tecelli etmesini isteyen aileler var. Peki geldik siyasetten bir ilginç görüntüye. Tarsus'a götüreceğim sizi. İsmi Ali Atay. Ali Atay Büyük Birlik Partisi'nin adayı. Ama hayatı başarısızlıklarla geçmiş. Kendisi öyle anlatıyor zaten. Neye girdiysem diyor yapamadım diyor. Ve şimdi Büyük Birlik Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayı. Ve dinlediğinizde reklam filmini diyorsunuz ki Ali'cim yine kazanamayacaksın. Anadolu Lisesi'ne geçiş sınavını kazanamadım. Liseden üniversiteye geçiş sınavını kazanamadım. Zabıt katipliği sınavını 5 defa kazanamadım. Yerel seçimlere 3 haftadan kısa bir süre kala adaylardan ilginç seçim çalışmaları gelmeye devam ediyor. Evet, yerel seçimlerde biz bu seçimin kazananı olacağımızı iddia ediyoruz. Onlardan biri Büyük Birlik Partisi'nin Tarsus Belediye Başkanı adayı Ali Atay. O başarılarını, vaatlerini anlatmak yerine başarısızlıklarını anlatmayı tercih etti. Liseden üniversiteye geçiş sınavını kazanamadım. Zabıt katipliği sınavını 5 defa kazanamadım. Polislik sınavını kazanamadım. Uzman ve astsubaylık sınavını kazanamadım. Peki bu reklam kampanyası nereden çıktı? Atay Sözcü Televizyonu'na anlattı. Büyük Birlik Partisi'nde kazanamaz, baraj altında kalırsınız gibi söylemlerle karşılaşınca ben de kendi hayat hikayemdeki sınav sonuçlarının daha sonra nasıl kazanmaya evrildiğini, başarıya başarısızlıklarla birlikte ulaşılması gerektiğini doğal bir dille aktarmaya çalıştık. Şimdilerde hedefi Mersin'in Tarsus ilçesi. Hayatı boyunca kaybeden, sonundaysa başarıya ulaşan ve bunu seçim kampanyasına taşıyan Ali Atay, 31 Mart'ta seçmeni ikna edebilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Bu kadar kaybetme sonrası pes etseydim, 2012 yılında yapılan dikey geçiş sınavında Türkiye 60.'sı olamazdım ve meslek lisesinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanamazdım. Ben tam bu sokaklarda hayatımı kazandım.